Evet, şimdi Akçakoca'dan Ereğli'ye gidiyoruz. Zonguldak Ereğlisi'ne. Karadeniz kıyısında yolumuza devam. Yaşanan sürdüğünü ve işsizlik sigortasının da çok büyük bir reform olduğunu belirtti. Uluslararası takip konusunda da bilinen başbakan Dönülü Hakim türlü Türkiye'yi yönlendirmek mümkün değildir diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan günlerde Yunanistan'da Türkiye'de bulunduğu büyük bir bölünmeye başlandığını belirterek böyle bir olumlu sonuçlar vermesini gerektiğini söyledi. Zorunlular kıyısına girdik. Şey mi? Zonguldak kıyısına mı girdik? Evet, Zonguldak'a girdik. Bolu'dan çıktık, Zonguldak'a girdik. Evet. Zonguldak eyaletine girdik babacığım. Eski tasarı üzerinde ilk olarak aralarında tam bir mutabak şehrin bir yer mi var? Orası Alaskan. Hükümet döneminde bir tasarı hazırlandı. Şöyle bak, solda şey biter gitmez. Bir evler mevler var, görüyor musun? Orası sanki Alaskan. Bir Türk öğrencilere yeni bir sınav hakkı tanınması. Hı, yoksa nereye demedi? Neymiş? Yeni bir sınav hakkı mı? Ne sınav hakkı? Komisyona havale edilen sosyal güvenlik yasası. Tamam efendim. Yani. Uzlaşma arayışları sürüyor. Emeklilik yaşı konusunda Türk İşler bugün öneri geldi. Takipçilerimiz saat 15.30'da. Şimdilik hoşçakalın. Gençlerin meşhur karabüğünü de göreceğiz ha. Karabük diye. Şimdi akşam önce. Öyle mi? Tamam mekan. Burası da Alap. Evet, burası da Alap. Zonguldak'a bağlı Alap. Karadeniz Ereğlisi'ne yakın bir belde mi burası? İlçe mi? Çok küçüktü. Bak bura bile büyükmüş arkadaş. Alaptan şey görünmüyor. Çiçekten sarmış. Tabelası. Çiçek tüm yeşillik. Yeşillik şey gibi sarmış bir. Yılan gibi. Ne güzel. Yeşil hasret kaldık biz ya. Çukurova'da değil mi? Çukurova'da yeşil yok. Evet. Yeşil çok çoktu da yok ettiler. Şu an. Hiç bak gemiyle ilgili bir... Ha bundan sonra çıkışta olacak. Kocamanlaşmış bak. Ama sen o kaç sene? 15 oldu mu? 15 sene oldu. Fazla. Oldu, daha fazla. 17 sene oldu. Ama işte buranın köprüsü vardı. Şuradan şeye giriyor. Deniz biraz içeriye giriyor. İşte gene var. Var değil köprü. Mi? Hı. İşte bak bravo. Bu köprü senelerdir var. Demiş, i̇şte bak giriyor o kadarcık. Şurayı da çek istersen. Köy halkı buraya inmiş demek ki. Köydekiler buraya gelmiş.
Sola sapacakız biz. Bize mi? Sanayi sağda. Şöyle çekeyim ben burayı. Burası değişik çünkü Alaplı'dır. Karadeniz kıyısında küçük bir kasabacık diyelim. Buradan otobüsler 4 saatte gidiyor İstanbul'a. Tabii. 4 saatte Ankara'ya gidiyor, 4 saatte İstanbul'a gidiyor. Tam ortası. Çok iyi. Başladı mı Cek? Evet, konuşabiliriz sizleceğim. İşte şimdi de biraz sonra şeye varacağız, özel bir gemi tersanesine. Alanya'ya sanki giriyoruz gibi geldi ya. Sol tarafa doğru yönelttik kamerayı. Bak, kocaman gemi işte. Gemi yapıyorlar ha? Evet. Malzeme yük gemisi. Evet. İnsan gemisi değil. Yük gemisi, yük konteyner falan yok. Yük gemisi oluyor, görmüyor musun? Malzemeyi buradan çelikten alıyorlar değil mi? Evet, evet. Gördün mü abicim? Özel tersane Ereğli'ye geldik. Geldik mi şu Ereğli'ye? Uf, yabancı isim koymuş hem daha. Kim bu? O bayağı büyük. BGS ne? Buralarda bak, bak Duran, Egehan bak, küçük küçük gemi imal ediyorlar. Bak, sol tarafı çek, sol. Hep gemi imalatları. Ereğli'ye gittik, bak demir çeliğin şeyi. Ereğli demir çeliğin dumanı. Neymiş o? Bu da Ceylan. Yıldırı Kuleci mi? Ceylan limanı da burada. Apartmanlar mı? Öyle bir de meşhur TED Koleji vardı değil mi? Karabük'te mi? Yok, Ereğli'de. Şey, Ereğli'de olabilir. Karabük'te de var, Ereğli'de, Ereğli'de de var, TED var meşhur. Sol tarafı bilhassa çek. Yani sol taraf bak, tamamen Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın şeyi, sahası. Gördüm. Neresi Ereğli? Hurdalı'ndan başlıyor, karşısı. Komple bu Ereğli Demir Çelik Fabrikası. Suyun kenarı. Suyun kenarında o taraf Ereğli Demir Çelik Fabrikası. Ya şehir, şehir burası. İçinde şey var, tren, özel lokomotifi var, özel tren vagonları var. Evet. İskenderun Demir Çelik demiş. Daha da büyük belki daha iyi. Burası talipmiş ha İskenderun'a. Erdemir. Olsun, alsın. Sence rahatımız versin. Yakından geçecek miyiz daha yakına, yoksa bu en yakın burası mı? Yok, geçeceğiz. Şey, gireceğim merkeze. Şehir merkezine. Hayır, en yakın Demir Çelik burası değil mi? Buradan gözüküyor. Ha, İçine tabii içine giremeyiz. Nereden gireceğiz? Buradan çekeceğiz. Hayır, daha yakından geçemeyeceğiz. Daha yakın, daha az. Tesadüf bak ya. Sol tarafı daima çek. Sağda bir şey yok. Sağda da evler var, orayı çek yani işte. Şey olarak. Çok değişmiş be, buralar da değişmiş kardeşim. Ben tabi seneler önce geldiğimde. Ufaktı diyorsun. Şu an ufak edendi, ne biçim ufak.
Orası da şey. Sağa da şöyle yukarı. Karşısında zaten Ereğli şehri. Erdemir, bekar lojmanı. Ereğli işte. Buradan girelim. Orada da kapısı var. Daha işte öteden var şimdi. İşte cam burada çalışıyor. Şu cam. Cam almıyoruz. İşte burası bir sanayi canım. Bir burası yani var. Başka bir yeri yok Ereğli'nin. Bütün şehrin nüfusunun burası. Benim şeyler yok. Almanya'daki şey fabrikalar gibi burası. Almanya'da da öyle. Beyazıt'ın önünden bir geçiyorsun, 10 kilometre gidiyorsun. Yeter, bak, değil mi? Yeter isterseniz. Yeter Ege. Ereğli'yi çeksin dağlara, evlere. Nerede? Ev var, nerede ki? Ev, ama burada Hayfer'cim, Ereğli esas burada. Ereğli çekiyor. Anladım, dağların orada dağların evler var. Dağların orası kenar mahalleleri. Film kalmayacak işte. Bak şu an şey. Esas sen burayı çek. Bu önü. Karşı. Önü çek. E şimdi ineceğiz limana doğru. Bak esas Ereğli bu. İşte burası. Karşıya apartmanlar yapılmış. Sen ilk defa mı görüyorsun Ayfer burayı? Evet. Şehir merkezine gidiyoruz biz. Çıkınca buradan gazlayacağız, gideceğiz. Zonguldak. Ama şimdi Ereğli'ye gidiyoruz. Yere büyük, geniş. İşte şurası da Ereğli'nin içi. İçi. Esas Ereğli'nin olduğu çarşısı marşısına ineceğiz şimdi. Tam kenarından. Üretiyoruz. Buradan şimdi şeye iniyoruz. Şehrin içine iniyoruz. İşte otogara bilmem merkezi. Bir şöyle götürüyoruz. Bir de şu sahilde şey yaparız. Şurada bir parkı vardı. Meşhur park, hep bahsederler. Meşhur park. Evet. Bir parkı varmış burada. İşte bu Ereğli'nin esas girişi bura işte. Esas Ereğli bura. Bak liman bura. Bak. Gördünüz mü? Ha, buralar bak aynen duruyor işte. Otobüs garajı sağ tarafta. Gördünüz mü? Otobüs garajı bura. İşte bütün turizm, aydın turizm, bilmem ne turizm. Şimdi önce sizi şeye götürüyorum. Sahile değil de. Çek Egehan'cım. 15 sene önce Necip abinizi... Erdemir ana giriş diyor. Ya Erdemir ana giriş de fabrikaya doğru götürüp geliş yapacağım. Şurada kaldığım otel var, onu göstereceğim size esas. Serbest mi? Bak, hadi bakalım. Ayfer ablacığım. Çek burada, çek. Ay ne güzel hatıra be. Ay Ayfer be, eski günlerim aklıma geldi. 15 sene önce Ayfer... Köni Çiko birlikte. Şurada kalırdım, şu otelde. Sağdaki solda şu. Solda da var bir tane, şurada solda yukarı. Hayatım, orayı bilmem ben. Burada bak kaldım. Hadi ne burada otel? Da kalalım, tekrar kalalım. Elif Otel, Olif Otel. Bunun odaları hep numaralı değil. Menekşe odası, papatya odası, bilmem ne odası. Burada çay içelim mi? Varsa. Hı. Yoksa sahilde mi içeriz? İşte buradan ben böyle alırdım çantamı. Şuradan yürüye. Şu tren, bak tren attı. Buradan yürüye şeye giderdi. Taksi yok muydu? Yok tabii. Taksi falan ne gezer. Şuradan yürüye.
Ve kendimi nerede hissederdim çocuklar? Çekiyorsun değil mi şu gemi şeyi? Kendimi ne hissederdim? Almanya'da staj yaptığım yer de buraya benziyordu. Bremen'de. Bu genel müdürlük şeyi. Biz girmeyeceğimiz için. Kapıya kadar gidelim görmüyor musun? Yok artık işte bu kapısı bura. Ha. Şuradan döneceğim. Ne yapacağız kapıda? İşte buradan cevap genel müdürlüğe giriliyor. Genel müdürlük binaları hep zaten şunlar. İçeriye sokmazlar ki. Hmm. Ben yalnız içeride bir işletmenin içinde bir laboratuvar binasına kadar girdiğimde o zaman. Tabii özel izinli olduğum için. İçerisi bayağı büyük diyorsun, müthiş. Şöyle bir de sahile gidelim boydan. Kuş karşı tarafa kadar. İşte liman bu. Ereğli bura. Başka bir şeysi yok ama şirin bir yer. Geldim de işte gazete okurum, gazete alırım, bitmez bitmez. Hiç unutmam, pazartesi gününden cumaya kadar burada hapis kaldım. Geldim gittim. Şimdi mesela sabah gidiyorum fabrikaya, bir saat içinde konuşuyorum, ediyorum. Diyorlar yarına rapor biz tanzim edeceğiz. Rapor yarına da yetişmiyor. Ertesi gün bir daha gidiyorum gene. Artık bir şey oldu, sıkıntı basmıştı. Ben şu raporu alayım da bir gideyim diyordum. Şurası işte bak bizim Elif otelimiz. Ayfer ablacığım. Bir de buranın resepsiyoncusu vardı, sütlü kahve. Sütlü kahve o zamanlardan. O zamanın sütlü kahvesi vardı. Zeki Müren'e amma benziyordu ya o adam. Hareketleri, tipleri. Özenmiş demek. Özenmiş tam. Sonra zaten meşhur oldu diyorsun adam. Yaşım bilmiyorum. Sonra şimdi sütlü kahve vardı, sizin burada nerede diye. İşte hep içerleri çarşı. Ufak ufak çarşılar Ayfer. Kemeraltı gibi çarşılar. Bak Akbank var orada. Park vardır diyor. Park var. İşte burasıymış işte park. Park park diyorlar. Akbank neredeymiş? İşte şu sokağın içinde. Sokağa çıkıyor. Aa bosposu görüyor musun? Yalnız yıkmışlar bak. Buralar böyle düzenli de daha da küçük bir şeydi. Şuralarda hep lokanta vardı Ayfer. Bak gördüğün yer hep lokantaydı. Onlar hep yıkmışlar. Var gelip herhalde bir şey. Sağ tarafa mı almışlar lokantaları hep? Evet. Hep sahildeydi bak lokanta. Şu çadırlar var ya çadırların olduğu yer. Bak şu baraka gibi. Hep lokantaydı buralar. Yürüme yolu yapmışlar. Değiştirmişler. Böyle bu böyle değildi ki daha. Bak işte burayı şey yap. Babası yaptı işte. Eskiden bir kötüymüş. Hep bana takvimi gösterdi. İşte eskiden de sahil vardı. Boydan boya millet denizin kenarında. Bana öyle dedi. Takvimi gösterdi. Böyle hep yorum yollarından neler yapmış. Güzelleştirmiş. Güzel olmuş canım. Bütün herkes yapıyor. Türkiye'de yapan adam kalmadı ki. Karşısı liman. İskele işte. Sinema bak, burası. Şey var be. Sineması var. Şey bile var ha. Gemi bile var. Sökmüşler mi ne onu? İstanbul deniz şehir hatları. Hastane. Şurada park var. Şeyi. Görüyor musun oturma yerleri? Çay başı. Şurada işte, şuraya gelir şimdi çayımızı içeriz. Bak ne güzel taş. Karşı şeyin. Bak karşıda hastane var. Karşıda hastane var. Hani şey zehirlenmişti ya hatırlıyorsun. Ayfer. Kim? Bizim neydi o? Temel Enerji'de birisi. O karşıdaki hastaneye getirmiştim. Orada yattıydık. Karşıdaki bak. Görüyor musun? Çok katlı. Ben de çekeyim o zaman şey yapmışım. Bak burada da çay şeyler var. Buraya da inebiliriz. Şurada bir çay içelim.
Ulan Ereğli dediler. Başımızı var ya 4 seneden beri şimdiden. Ereğli şöyledir, Ereğli böyledir, bilmem ne. Sen niye Aydın'a övmedin? Aydın mı ne? Karaniğim, Adana'da yaşıyoruz biz. Adana'ya yaşıyoruz. Övüyoruz canım, Adana'ya zaten biliniyor da. Ereğli'ye öyle bir yaptılar, Paris yaptı herifler. İşte bu Ereğli bu. Ama yani Zonguldak daha kötü bu buradan. Burası daha güzel diyorsun. Burası yani kendiler... yeşilliği var en azından. Ha, kendileri de Zonguldak daha küçük. Zonguldak'ta hiçbir şey yapıyor. Bir lokma da bana versin anneme. Efendim ne dediniz biraz önce? Çaycının yanından geliyorsun, çay söylemeden geliyorsun. Çay mı içelim, kahve mi içelim? Çay içelim. Çay içelim. Hadi biriniz delikanlılar gelin. Çay içelim. 4 tane çay söyleyin gelin hadi. İşte arkada. Hamburger var arkada. 4 tane çay aldın mı? Çayım yok, 20 dakika sonra. Bir dakika sonra. 20 dakika. Oo, 20 dakika. Ne var abi hazırda? Var. Hazırda neyin var? Şu anda soğuk içecek var. Soğuk içecek varmış. Size sade kahve yapabilir misin Türk kahvesi? O da 20 dakika bekleyecek diyorsun. Ne içelim? Soda mı? Hiçbir şey içemeyiz. 5 Şubat var arada. Öyle mi? Sonra şurada içeriz. Biz çünkü yolcuyuz ya. 5 dakika oturup gitsek ayıp olur mu? Sağ olasın. Sen çek istersen. Çek demiyorum ki be oğlum. Şöyle kal. Çekmeye başladın mı? Lüzum yok. Yavaş. Çay taze güzelmiş. Bak arkadaki şu o şeyi çek. Çınar ağacını çek. Çınarı çek. Kaç yıllık acaba? Ağacım ben çek. Herhalde 200 yıllık vardır o. Uzak mesafeden çeker misin? Aynı bundan mutfa da var. Kaç yaş olduğunu bilmiyorum ama en aşağı gelen 150 senelik parçası. Burası Karadeniz Ereğlisi. Zonguldak'a bağlı Karadeniz Ereğlisi. Bir de Konya Ereğlisi var. O Konya Ereğlisi ile karıştır bak. Bunlar yine olmak istiyor. 10 kilometre Zonguldak'tan şey. Burası Kozlu. Çek.